otobiyografiyle ilgili hiç konuşmadık. O yüzden Abdurrahman'a otobiyografiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizde otobiyografinin olmadığı, birey olmadığı için cemaat halinde yaşadığımız vesaire ondan dolayı bireyin olmadığı, bundan dolayı da bireyin kendini anlattığı metinler olmadığı gibi bir efsane vardır. Bunu daha önce hem burada verdiğim hem bu, yani sağda solda konuşurken çok duymuşsunuzdur. Yani tam tersine İmam Suyuti'nin işte jenerik örneğini veririm hep. Tehaddüs bi ni'metillah diye kendi otobiyografisine isim veriyor. Hani fe'emme bi ni'meti rabbike fehaddis ayetinden yola çıkarak hani Allah'ın senin üzerindeki nimetlerini göster diyor ayette. İmam Suyuti de Allah'ın kendi üzerindeki nimetlerini anlatıyorum diyerek otobiyografisini meşrulaştıran bir başlık atıyor ve ta işte 11. 12. yüzyıldan itibaren bir otobiyografi geleneği var İslam dünyasında. Bunlarla ilgili çok yeni çalışmalar 2000'li yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Bunların böyle istisnai örnekler, işte yetim metinler olmadığı, tam tersine böyle bir janrın olduğu İslam dünyasında artık bir sır değil. Bu bakımdan senin kaynakların ne söylüyor Abdurrahman? Yani özellikle işte Eşşekayk üzerine şu an Taşköprülü Zade'nin Şekayk'ın Numaniyesi üzerine bir proje üzerine çalışıyorsun ve daha önce kullandığın kaynaklar da, prosopografinin için kullandığın kaynaklar da aynı şekilde başkalarının, birçok işte ulemanın hayatını ihtiva ettiği gibi mesela işte şeyde yani bu yeni yazılan metinlerde bu tezakir, teracim, kolektif teracim ve tezakir metinlerinin aynı zamanda yazarın kendi hayat, kendi otobiyografik metin girişini de ihtiva ettiği söyleniyor. Ve Taşköprülü Zade'nin Şekayiki de bunlardan biri. Sadece Şekayiki için değil, aynı zamanda diğerleri için de yani bunu söyleyebiliyor muyuz? Mesela yazar kendi hayat hikayesinde bu anlattığı hayat hikayelerinin arasına koyuyor mu? Yani aynı zamanda bu kolektif biyografiler, bu külliyatlar, teracim ahval külliyatları aynı zamanda otobiyografik otobiyografi görmemize de imkan veriyor mu? Çok teşekkürler. Aslında benim bu turda söylemeyi planladığım birçok konuyu benden önceki konuşmacılar ya açtılar ya dolaylı olarak ima ettiler. Şimdi bu modern biyografi yazıcılığıyla modern öncesi geleneksel biyografi yazıcılığı arasında böyle bir değer hükmü de içeren bir ayrışma yapılıyor. Yani Beşir Bey de buna bahsetti, onu kastetmediğini biliyorum ama işte modern işte daha insanların hayatına gidiyor, derine gidiyor, şeyleri açıyor, karakterin nasıl oluştuğunu ortaya koyarken modern öncesi daha typical, işte yerleşik şablonlarla çok kuru içi de gerçekten böyle bir biyografın işine yaramayacak bilgiler içerdiği ve bunun için de biyografi değil prosopografi denileceği, yani benim en başta kullandığım anlamda değil de içinde bir değer hükmü de içerdiğini düşündüğüm bir anlamda, özellikle İslam dünyasında çokça örneği olan tabakat literatürünü böyle bir kategorileştiriyorlar. Yani tabakat literatürünün kendine has özelliklerini anlatmak tabii ki önemli. Kendine has özellikleri var. İşte kısa olması, işte belli tarz bilgileri içermesi. Fakat bu yapılan eleştiriyi açıkçası çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hatice Hanım da özellikle çalıştığı Aşık Çalibi tezkiresinden buna destek olacak birçok örnek zikredebilir. Yani bu kısa biyografiler aslında kısa biyografilerden oluşmuş büyük kitapta aslında roman gibi okunabilir oluyor. Böyle hani onların da böyle hani üslubu olabiliyor ve çok eğlenceli bir tarzda yazabiliyor. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi nasıl modern biyograflar, modern tarihçilerin bir duruşu varsa, kendileri de onun içerisindeyse, tabakat yazarları da tek tek biyografilerin içerisinde, hatta kitabın içerisinde, yazdıklarıyla, yazmadıklarıyla şeyin içerisinde. Biz bu tabakat eserlerine şey olarak baktığımız zaman, yani bir bilgi kaynağı olarak baktığımız zaman, sadece bir
biyografiye gidip ondaki kendi işimize yarayacak verileri çekip aldığımız zaman gerçekten kuru şeyler gibi gözüküyor. İşte nerede doğduğunu söylememiş, ne zaman doğduğunu söylememiş, şunu söylememiş, şu açıdan eksik, bu açıdan eksik. Böyle bir sürü şeyler söylenebilir. Ama onları yani sizin sorduğunuz soru çerçevesinde onlar ne kadar metnin içerisinde diye sorduğumuz zaman ve tek bir metin değil de bütünü okuyarak başka eserlerle mukayese ederek bu yazar bildiği halde şey yapmadığı, içine koymadığı şeyler nelerdi diye sorduğumuz zaman metinler gerçekten yazarı da yansıtan çok daha zengin metinler olarak ortaya çıkıyor. Taşköprüzade'nin Eşşakayık'ı tabii ki bu tarz Eşşakayık'ın Numaniye fi Ulema-i Devle el-Otmaniye isimli eseri bu açıdan Aşık Çelebi'nin Meşair-i Şuarası kadar zengin, Meşair-i Şuarası kadar heyecan verici. Bir defa değil, tekrar tekrar okudukça zevk alınabilecek. Arapça olmasına rağmen çok temel bir Arapça ile rahatça okunabilecek güzel bir eser. Orada kendisi var. Çünkü kitabın en sonunda o da Ettehaddüt bi Nimetillah geleneğine uyarak ama Suyuti kadar abartmadan kendisini şey yapıyor, kendisini anlatıyor. İşte hocalarını, okuduğu medreseleri, görev yaptığı medreseleri, okuttuğu kitapları, okuduğu kitapların bir listesini veriyor. Fakat kitapta kendisi demin de söylediğim gibi sadece orada değil, biyografilerin içinde tek tek işte ziyaret ettiği şeyhi söylüyor, onun yanında hissettiği şeyleri söylüyor, o şeyhin kendisine anlattığı rüyayı, rüyasını yorumlamasını söylüyor, naklettiği anekdotlar, yaptığı anekdotları olumlaması, olumsuzlamasından onunla ilgili yani onun dünyasıyla ilgili de birçok şey öğrenebiliyoruz. Tabii sadece bu kadar değil. Yani daha birçok açılardan Taşköprüzade'yi mesela o Eşşakayık'ın Numaniye içerisinde bulabiliyoruz. Kitabının organizasyonuyla. Yani organizasyonunun tabii ki bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendisinden önce bu tarz yazılmış, bu şekilde organize edilmiş bir ulema tabakatı yok. Ulema biyografilerinin toplandığı eser yok. Dolayısıyla yaptığı tercih çok bilinçli bir tercih ve bir şey yapmak istiyor. Bir imaj, bir fikri desteklemek istiyor. Bunların tabii ki olması, yani metnin çok böyle bilgi dağarcığı olmaktan öte bir şey olması, metni bir açıdan çok daha değerli kılıyor. Meşair-i Şuara için de aynı şeyler geçerli. Yani orada Aşık Çelebi'yi bulabiliriz. Eşşakayık'ın Numaniye'de Ahmet Taşköprüzade'yi bulabiliriz. Ama diğer taraftan da yani biz modern biyograflar olarak o metinlere yaklaştığımız zaman tabii ki bu şeylerin yani o yazarın varlığını da bilmemiz lazım. İşte Eşşakayık'ın Numaniye'de İbrahim Halebi'nin metnini okuduğumuz zaman onunla yetinmememiz lazım. Niye bazı şeyler yok? Taşköprüzade acaba bir şeyleri gizliyor muydu? Bunları düşünmemiz lazım. İşte Hocazade niye bu kadar büyük bir kimse olarak ortaya çıkıyor? Taşköprüzade'nin bundan bir menfaati mi vardı? Bunları düşünmemiz lazım. Onun için yani bu metinler çok katmanlı, çok nasıl diyeyim, çok boyutlu metinler. En az modern biyografların yazdığı kadar üslup içeren, heyecan verici, okundukça açılan, özellikle hem Şakayık'ı hem Meşair-i Şuara'yı düşünüyorum. Şey metinler yani, heyecanlı, vaatkar metinler. Evet yani ben yanlış anlaşılmış olma ihtimalinden ben hareketle söylüyorum. Elbette çok değerli yani. Böyle Aşık Paşa, Meşair-i Şuara harika bir metindir hakikaten. Yani o devrin dili, anlayışı, yaklaşımları elbette farklı olacak. Yani sadece, ama yani mesela bir şahıs hakkında böyle devasa bir biyografi falan yok. Yani tabakat kitapları, tezkireler vesaire kısa kısa metinler ama son derece değerli. Hepsi üslupçu zaten onların. Fevkalade güzel üslupları var.
Ama modern biyografinin farkları var tabii. Olmaması anormal olurdu. Onu anlatmaya çalışmış. Yoksa kategorize, o kötüydü, bu iyi manasında bir kategorizasyon. Yok, o şekilde i̇yi başlayacaktım ben. Sizden aslında sizin onu kastetmediğinizi söylemek için isminizi verdim. Yani şimdi işte Cooperson'un şeyine bakarsanız işte girişinde daha bunu zikreder. İşte modern biyografi böyledir. İslam dünyasında biyografi yoktur. Prosopografi vardır şeklinde başlar ve bu şunları söyler. Genelde. Siz de o ayrımı yaptığınız için aslında size onu atfetmemek için isminizi verdim. Yani yoksa değer atfetmediğinizi biliyorum. Çok teşekkürler. Tamam.